Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine kaldığımız yerden harp okullarının aday değerlendirme puanı sıralamasını sizlere açıklamaya devam edeceğiz. Bugün 3 Eylül ve 4 Eylül tarihine ait aday değerlendirme sırasını açıklayacağız. Bildiğiniz üzere biz bir gün geriden geliyorduk. Artık günü gününe açıklamaya başlayacağız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve polislik ile alakalı sınavlarda hazırlanmak isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Hazırlık anlamında biz önümüzdeki sene için hazırlıklara başladık arkadaşlar. Spor mülakatları kapsamlı bir hazırlık gerektirdiği için hazırlıkları erken başlamak sizler için büyük avantaj sağlayacaktır. Ayrıca buna ek olarak spor mülakatından yüksek puan almış olduğunuz takdirde sözlü mülakat puanının da yüksek geldiğini söylemekte yarar var arkadaşlar. Şimdi videomuzun konusuna geçebiliriz. 3 Eylül 2020 tarihinde açıklanan aday değerlendirme puanı sırasına baktığımızda Kara Harp Okulu sayısal puan türünden 1135. adayı, Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 979. adayı, Deniz Harp Okulu 682. adayı, Hava Harp Okulu 283. adayı, Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı 101. adayı, Sahil Güvenlik Akademisi de 322. adayı çağırdığını görmekteyiz. 4 Eylül tarihinde yayınlanan aday değerlendirme puanı sırasına baktığımızda ise Kara Harp Okulu sayısal puan türünden 1167. adayı, Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 991. adayı, Deniz Harp Okulu 699. adayı, Hava Harp Okulu 298. adayı, Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı 109. adayı, Sahil Güvenlik Akademisi'nin de 334. adayı çağrıldığını görmekteyiz. Bu sayılar 14 Eylül'e kadar güncellenecek arkadaşlar. Bazen yorumlarda şöyle sorular geliyor. Adaylara kayıt yaptırdı zaten. Bu sayılar neden 14 Eylül'e kadar yükseliyor şeklinde. Çünkü arkadaşlar intibak eğitimine katılan adaylardan eğitimleri bırakanlar oluyor. Veyahut da farklı sebeplerden dolayı güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için okuldan ilişiği kesilenler oluyor. Onlar yerine aday çağrıldıkça 14 Eylül'e kadar liste güncellenmeye devam edecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın 5 Eylül 2020 tarihindeki aday değerlendirme puanı sıralamasıyla sizinle yine birlikte olacağız. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.